Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Ekim 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, Güneş ayın 23'üne kadar Terazi burcunda parlayacak. Hemen ayın başında 2 Ekim'de. Terazi burcunun 10 derecesinde yeni ay ile birlikte yılın son güneş tutulmasını yaşayacağız. Güçlü bir güneş tutulması 6. evinizde meydana gelecek. Koç terazi aksındaki son tutulma bu. 2023'ün Nisan ayında başladı biliyorsunuz. Bu akstaki tutulmalar ve son 1,5 yıldır sizin için özellikle genel yaşamınız, iş ve çalışma koşullarınız ve sağlık konularında etkili olmuş olabilir. Tutulmalar tabii ki güçlü yeni aylardır, özellikle güneş tutulmaları ve en az 6 ayı da aslında etkiler. Hatta bu bir yıla yayılan tesirler ortaya çıkarabilir. Önümüzdeki Mart-Nisan dönemine kadar bu güneş tutulmasının etkilerinin aktif olmasını bekleyebiliriz. 6. evinizde olduğu için tabii ki günlük hayatınızın detaylarına dikkat çekiyor. Bu sizin beslenmeniz, alışkanlıklarınız, mesleki konular, çalışma koşullarınız, sağlık konularınız, diyetiniz, giyim kuşamınız, evcil hayvanlarınız, yanınızda çalışan kişiler, hizmet aldığınız kişiler oldukça da geniş bir alanı kapsıyor aslında. Özellikle tabii ki kişisel doğum haritalarınızı lütfen kontrol ediniz. Öncü burçlarda Terazi, Koç, Yengeç, Oğlak, 10 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa o zaman çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz bu tutulmadan. 6. ev deyince sağlıktır. Sağlık konularında bu tutulma belki ihmal ettiğiniz konularla sizi yüzleştirebilir. Biraz daha kendinizle ilgilenmeniz, sağlığınızı iyileştirmek adına, hayat kalitenizi arttırmak adına biraz daha itekleyici olabilir. Farkındalığınızı arttırabilir. O yüzden sağlığa dikkat etmek gerekiyor tabii ki sevgili boğalar. Bununla birlikte mesleki konularda hızlı gelişmeler olabilir. Yani bir işe başlama ya da işle ilgili bir eğitim alma, çalışma koşullarınızın değişmesi, beğenmediğiniz bir işten ayrılma, bunlar da olabilir. Hizmet aldığınız kişiler, beraber çalıştığınız kişilerle ilgili bazı değişimler, düzenlemeler olabilir. Bu dönem akrabalarınızla ilgili etkiler alabilirsiniz. Kardeşler özellikle tesir altında. Bununla birlikte işte hala, dayı, amca gibi yakın çevre akrabalarınızla ilgili bazı gelişmeler olabilir. Tutulma ve takip eden zamanlar içerisinde sağlık konuları olabilir. Onların hayatlarındaki bazı gelişmeler olabilir. Onlarla olan ilişkilerinizde bazı etkileşimler olabilir, değişimler olabilir. Güney düğüm yönlü olduğu için tutulma biraz bizi geçmişi sorgulamaya itiyor ya da süreçte olan konuları artık bir tamamlamamız gerekiyor. Tabii ki burada hak edişler de olabilir. Hayatınızda denge, uyum, hak, adalet istediğiniz konularda tutulma hayatınıza bazı hak edişler de getirebilir. İlişkilerle ilgilidir terazi tutulması. Özellikle işiniz, mesleğiniz, insani ilişkiler, hizmet alanı, danışmanlık tarzı işler ya da sanatsal bazı işlerse, evet, bu tutulma yeni açılımlar getirebilir. Becerilerinizi geliştirebileceğiniz, meslek edinebileceğiniz ya da kendinizi ifade edebileceğiniz bazı çalışma ortamlarını ya da çevreleri hayatınıza getirebilir. Buralarda da düzenlemeler yapabilirsiniz sevgili boğalar. Evet, gezegeniniz Venüs bu tutulma sırasında Akrep burcunda olacak. Dolayısıyla biraz her türlü ilişkinin de aslında tutulmalarda aktif olabileceğini söyleyebiliriz. Mesela eşinizle ilgili konular olabilir ya da iş ortamında kuracağınız ilişkiler olabilir. Ortaklı işleriniz, girişimlerinizle ilgili bazı konular olabilir. Tutulma ve tutulmayla bağlantılı alanlarda özellikle hizmet aldığınız kişiler, mesela yine günlük hayatınızda onlarla yapacağınız bazı anlaşmalar, kontratlar, sözleşmeler, hani bunları gözden geçirebilir, yenileyebilirsiniz veya hani memnun olmadığınız bazı ilişkileri, işbirliklerini, anlaşmaları bitirebilirsiniz. Bunlar da söz konusu olabilir tabii ki. Ve Jüpiter ayın 9'unda İkizler Burcu'nda gerilemeye başlıyor. Mayıs sonundan itibaren biliyorsunuz İkizler Burcu'nda Jüpiter. Şimdi retroya geçecek, 21 derece İkizler Burcu'nda. 5 Şubat'a kadar Jüpiter gerileyecek. Bu dönem içerisinde özellikle Haziran başından bu yana hani Jüpiter'in hayatınıza getirdiği konuları, kavramları şöyle bir gözden geçirme, onları içselleştirme, tamamlama imkanı bulabilirsiniz. Jüpiter kısmetli bir gezegen biliyorsunuz. Hayatımıza maddi manevi bolluk getiriyor, bereket getiriyor. Dışsal etkiler olabileceği gibi manevi anlamda da gelişme imkanları verebiliyor Jüpiter. Şimdi Jüpiter gerilemesinde belki onun bize sunduğu bazı imkanları, fırsatları, hayatımızdaki gelişmeleri
değerlendirme ve içselleştirme imkanını bulabiliriz. Para evinizde biliyorsunuz Jüpiter size para kazanma konularında imkan vermiş olabilir. Paranızı arttırmış olabilir, kazançlarınızı geliştirmiş olabilirsiniz. Ya da para kazanabilecek bazı yeteneklerinizi keşfettiniz bu dönemde ya da kendinizi geliştirmeye uğraşıyorsunuz. Şimdi aslında Şubat ayına kadar Jüpiter gerilerken bu dönemde neler yaptınız, neler yapabildiniz, neler eksikti, neler yanlıştı, belki gözden kaçırdığınız konular var ya da tamamlamanız, geliştirmeniz gereken fırsatlar var. İşte bunları şöyle bir artık biraz daha içselleştirebiliriz, biraz daha üzerine odaklanabiliriz. Evet, 8-9 Ekim'de aynı zamanda Merkür-Jüpiter üçgeni var. Venüs'ün Mars'la yine güzel bir üçgeni var. 13 Ekim'de Güneş-Jüpiter üçgeni var. Bunlar nispeten gökyüzünün şanslı enerjileri, kısmetli enerjileri. Bazı çeşitli fırsatlar hayatımıza gelebilir. Daha iyicil, daha keyifli tesirlerle karşılaşabiliriz. Özellikle Güneş-Jüpiter üçgeni, Merkür-Jüpiter üçgeni iş ve parasal kazançlar anlamında fırsatlar getirebilir sizin için. Ticari bir imkan olabilir. İş arayanlar için yine bir fırsat olabilir. Kazançlarınızı arttırabilecek gelişmeler olabilir. 8 Ekim, 13 Ekim arasında bu fırsatları daha fazla görebilirsiniz. Ve 17 Ekim'de 24 derece Koç burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunay sevgili boğalar 12. evinizde. 12. ev konuları çok da göremediğimiz biraz arka plandaki konulardır biliyorsunuz. Burası aynı zamanda son 1,5 yıldır tutulma yaşadığımız alan. Bir şekilde bir tamamlanma, böyle bir farkındalık, bir dönüşüm enerjisi getiriyor. Hangi alanlarda? Aslında 2 Ekim'deki terazi tutulmasıyla da bağlantılı olduğunu söyleyebilirim bu dolunayın. Sağlığınızla ilgili konular önemli. Sağlıkla ilgili son 1,5 yıldır hayatınızda bir konu varsa uğraştığınız bir tedavi olabilir. Ya da işte hayat kalitenizi arttırmak için yaptığınız düzenlemeler, işte bir bağımlılığınızı bırakmak olsun, zararlı bir alışkanlığı bırakmak olabilir, diyete başlamak olabilir, ruhsal ve bedensel şifa arayışlarınız olabilir. Tüm buralarda bu dolunay size bazı gerçeklerle yüzleştirebilir, sonuç alabilirsiniz. İyi kötü bazı dönüşümler, hani olumlu ya da olumsuz bazı yüzleşmeler içerisinde olabilirsiniz. Dolayısıyla bilmediğiniz gizli bir şeylerin açığa çıkması söz konusu. Bunlar sizi biraz şaşırtabilir de dolunay yakınlarında. Bununla birlikte özellikle yakın çevre, kardeşlerinizle ilgili ya da akrabalarınızla ilgili bazı stresler olabilir. Yani tutulma tesiri de biraz akrabalarınızı etkilediği için özellikle yani akrabalar ya da işte onların yakınları ve benzeri alanlarda gelişmeler olabilir ve bunların da sizin hayatınıza bazı yansımaları olabilir tabii ki. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Her zaman olduğu gibi lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlar Koç, Terazi, Yengeç ya da Oğlak 24 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa tabii ki bu dolunay ve dolunayın etkileri sizin için çok daha önemli olabilir. Ayın 17'sinden itibaren ay sonuna kadar olan 2 haftalık süreçte aslında dolunay tesirleri daha fazla gündemde kalabilir. Ayın 23'ünden itibaren Güneş Akrep Burcu'na geçecek. İlişki evinizde parlamaya başlayacak. Ayın son haftasında tabii ki karşınızdaki kişi, evliyseniz eşinizle ilgili konular, birlikte yapacağınız faaliyetler, girişimler, her türlü ilişkiler, işbirlikleri ve tabii ki bazı anlaşmalar, sözleşmeler, kontratlar, bunlar parasal bazı konularda olabilir, girişimleriniz olabilir. Bunları daha fazla gündeme getirecek, aydınlatmaya başlayacak ve bunlar Kasım ayında da devam edecek konular olabilir sevgili boğalar. Eğer bu videoyu faydalı buluyorsanız beğenebilirsiniz ve henüz abone olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz sevgili boğalar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.